Milgram deneylerinin amacı, katılımcıların kişisel inanç veya ahlak değerleriyle örtüşmeyen talimatlara itaat etmekte ne kadar istekli olduklarını araştırmaktı. Katılımcılar sıradan Amerikan vatandaşları arasından seçilecekti. <laughs> Ve tahmin edebileceğiniz üzere, araştırma konusu böyle bir şey olunca katılımcı bulmak pek kolay olmayacaktı katılımcıların meselenin aslını öğrenmesini engellemek için Milgram bir çeşit hileye başvurdu. İşe el ilanları dağıtmakla başladı. İlanlarda öğrenme ve hafıza ile ilgili bir araştırmada görev alacak katılımcılar arandığı belirtiliyordu. İşte o el ilanlarından biri. Sıradan vatandaşı, sokaktaki insanı aradıklarını açıkça belirtmişler. Katılımcılar bulundu ve laboratuvara götürüldü. Onlara cezanın öğrenme üzerindeki etkileriyle ilgili bir araştırmaya dahil oldukları söylendi. Sözde soru şuydu: İnsanlar yaptıkları hatalar karşılığında cezalandırılınca daha mı iyi öğreniyorlardı? Araştırmada iki katılımcı yer alıyordu. Hangisinin öğretmen, hangisinin öğrenci rolünü oynayacağı kura ile rastgele belirleniyordu. Katılımcılardan biri aslında bir işbirlikçiydi. Yani deneyi yapanlarla birlikte çalışıyor ve deneyin tüm sırrını biliyordu. Çekilen kura da rastgele falan değildi. Çünkü gerçek katılımcıya daima öğretmen rolü, işbirlikçiye ise daima öğrenci rolü denk geliyordu. Deney görevlisi öğrenciye çok sayıda elektrot takıyor. Öğretmense bunu görüyordu. Ardından öğretmene de öğrenciye de deneyin kuralları açıklanıyordu. Öğretmen öğrenciye çok sayıda sözcük çifti öğretecek ve öğrenci her hatasında elektrik şokuna maruz bırakılacaktı. Ah aman Allah'ım. Deneyin bazı türevlerinde öğrenci rolünü oynayan kişi kalp hastası olduğu için elektrik şoku konusunda endişeli olduğunu belirtiyordu. Deneyi yapan kişi ise korkulacak bir şey olmadığını, şokların sadece acı verici olduğunu, tehlikeli olmadığını anlatıyordu. Daha sonra öğretmen Öğrenciyi göremeyeceği başka bir odaya alınıyor ve elektrik akımı kontrol paneli olduğu söylenen bir kutunun önüne oturtuluyordu. İlk şalterin üzerinde 15 volt yazıyordu ve sonraki şalterler 15'er voltluk artışlarla 450 volta kadar ulaşıyordu. Şalterlerin üzerine voltaj bilgisinin yanı sıra üstünde hafif şok, ortalama şok kuvvetli şok, çok çok kuvvetli şok, aşırı derecede şiddetli şok gibi ifadeler yazan etiketler de yapıştırılmıştı. Şok şiddetleri katılımcıyı tereddütte bırakacak şekilde ciddi şok ve tehlike XXX seviyesine kadar ilerliyordu. Öğretmenden önce öğrenciye sözlük çiftlerinden oluşan uzun bir liste okuması isteniyordu. Sonra öğretmen her sözcük çiftinin ilk sözcüğünü okuyor ve öğrenciye ikinci sözcük olabilecek dört muhtemel şık sunuyordu. Öğrenci muhtemel dört sözcükten hangisini seçtiğini bir butona basarak belirtiyordu. Ve bu cevap öğretmenin önündeki ekranda beliriyordu. Öğretmenden her hatada öğrenciye artan dozlarda elektrik şoku vermesi söylenmişti. Yani ilk yanlış cevapta öğrenci 15 volta maruz kalıyordu. İkinci yanlış cevapta 30 volt. Ve bu böyle gittikçe artıyordu. Huh, tahmin ettiğiniz gibi öğretmen öğrenciye elektrik şoku verdiğini zannetse de aslında ortada elektrik falan yoktu. Fakat elbette öğretmenin cezanın gerçekten uygulanıyor olduğuna inanması çok önemliydi. Katılımcı bir süre doğru cevaplar vererek ilerledikten sonra bir noktada yanlış cevaplar vermeye başlıyordu. Tabii öğrencinin hangi sorulara doğru, hangilerine yanlış cevap vereceği deneyden çok önce deney görevlisi tarafından belirlenmiş oluyordu. İlk birkaç şok çok büyük etkilere yol açmıyordu. Öğrenci en fazla hafifçe inliyordu. Ne var ki şiddeti gittikçe artan birkaç şoktan sonra öğrenci duvarlara vurmaya ve acı içinde haykırmaya başlıyordu ve nihayet konu öğrencinin kalp hastalığına geliyordu. Öğrenci "Çıkartın beni buradan. Kalbim sıkışıyor. Bırakın çıkayım." gibi şeyler söylüyordu. Şokların şiddeti arttıkça öğrenci kah ağlayarak, kah haykırarak çıkmak istediğini dile getiriyordu belli bir noktadan sonra öğrencinin tüm tepkileri kesiliyor ve diğer odayı derin bir sessizlik kaplıyordu. Araştırma sırasında öğretmen rolünü oynayan katılımcı diğer katılımcının durumuna bakmak veya deneyden çekilmek isterse hatta ne yapması gerektiğini danışmak için deney görevlisine dönse bile lütfen devam edin veya deneyin başarılı olması için devam etmeniz gerekiyor gibi cevaplar alıyordu. Hatta ona başka seçeneğiniz yok, devam etmek zorundasınız gibi cevaplar bile verilebiliyordu. Deney ya öğretmen rolündeki katılımcının dört kez sözlü olarak itiraz etmesiyle ya da artık sesi kesilmiş olan öğrenciye üst üste üç kez 450 voltluk şoku vermesiyle sona eriyordu. Milgram, deneyine başlamadan önce birçok profesöre, psikoloji öğrencisine ve klinik psikoloğa sormuştu. Acaba katılımcılar deney görevlisinin komutlarına itaat edecek miydi? Büyük çoğunluğu bu soruya hayır şeklinde cevap verdi. Onlara göre katılımcıların çoğu öğrenci itiraz ettiği anda deneyden çekilecekti deneyin sonuna kadar devam edecek katılımcıların sayısı çok 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 düşük çıkacaktı. Ki onlar da zaten muhtemelen psikopatlar olacaktı. Fakat araştırma tamamlandığında bir hayli rahatsız edici sonuçlara ulaşıldı. Katılımcıların yüzde altmış beşi elektrik şoku vermeyi son aşamaya kadar sürdürmüştü. Düşünsenize yüzde altmış beşi. Belirtmek gerekir ki katılımcılar bunu soğukkanlılıkla yapmamıştı. İtiraz etmiş, terlemiş, tir tir titremişler. Fakat yine de deney görevlisinin komutlarına itaat etmiş ve şoku 450 volta kadar çıkartmışlardı. Öğrenci rolündeki katılımcının kalp hastası olduğunu iddia ettiği versiyonlarda ise itaat oranı az da olsa düşmüş %63'e gerilemişti. Tekrar edelim. Bu insanlar sıradan vatandaşlardı. İşkence ettikleri insanların çığlıklarını duymalarına rağmen verilen görevi yerine getirmeyi sürdürmüşlerdi. Şimdi sözlerimi Milgram'dan bir alıntıyla noktalamak istiyorum. Biraz uzun bir alıntı olduğu için yan tarafa yazdım. Bu sözler çok önemli çünkü araştırmanın sonuçlarını çok iyi özetliyor. Milgram şöyle diyor. Sıradan bir vatandaşın sırf bir deneysel bilim insanı öyle emretti diye başka bir insana ne kadar acı çektirebileceğini test etmek amacıyla Yale Üniversitesi'nde basit bir deney düzeneyi kurdum. Deneyde katılımcıların başkalarının canını yakmamak yönündeki en kuvvetli ahlaki dürtüleri amansız bir otorite tarafından kışkırtıldı. Ve kurbanların çığlıkları katılımcının kulaklarında çınlarken kazanan taraf çoğunlukla otorite oldu. Araştırmanın sonucunda ortaya çıkan en önemli ve açıklanmaya en muhtaç bulgu, yetişkin insanların bir otoritenin komutlarını neredeyse sonuna kadar uygulamak konusunda aşırı derecede gönüllü olmalarıdır. Sadece işlerini yapan sıradan insanlar, herhangi bir kişisel husumetleri olmasa bile korkunç bir yıkım sürecine alet olabilirler. Dahası yaptıkları şeyin yıkıcı etkileri apaçık ortada olduğunda bile temel ahlak standartlarıyla uyuşmayan eylemlerde bulunmaları istendiğinde çok az insan otoriteye direnebilecek dirayete sahiptir.